Merhaba, Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir donut tarifimiz var. Gerçekten bu tarifi çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Daha fazla sizleri bekletmeden tarifimize geçmek istiyorum. Donut tarifimiz için kasemize bir su bardağı ılık sütümüzü alalım. Üzerine bir su bardağından birazcık daha az su ilave edelim. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. En son olarak bir pakette instant kuru mayamızı ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp bir 5 dakika bu şekilde bekleteceğiz. Bilginiz olsun. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 5 dakika dinlendirdikten sonra kabımızın kapağını açabiliriz. Üzerine 4,5 su bardağı unumuzu ilave edip yavaş yavaş karıştıracağız. Ve 1,5 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyoruz. Bu şekilde güzelce yavaş yavaş karıştırıyoruz. Güzel bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Tereyağımız da içerisinde güzelce eriyecektir zaten. Kalan unumuzu da yavaş yavaş hamurumuza ilave ediyoruz. 4,5 su bardağı un koyduk. Kalan unumuzu da ilave ettikten sonra bu şekilde elimizle yoğurabiliriz. Ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olacağız. Hamurumuzu güzelce yoğurabiliriz. Bu şekilde yoğurduktan sonra 40 dakika mayalanmaya bırakacağız üzerini kapatıp. 40 dakikanın sonunda hamurumuz mayalanmış olacaktır. Hamurumuzu mayalanmaya bıraktık. 40 dakika hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz gerçekten çok güzel kabarmış oldu. Hamurumuzu kabından alabiliriz. Gerçekten çok güzel kabarmış oldu. Tezgahımıza un serptikten sonra hamurumuzu birazcık daha bu şekilde yoğuruyoruz. Çünkü donutlarımıza şekil vereceğiz. Donutlarımıza şekil vermek için hamurumuzu merdane yardımıyla bu şekilde açıyoruz. Bardak yardımıyla yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. Bardakla yuvarlak şeklini verdikten sonra ortasını da bu şekilde oyuyoruz. Donut şeklini vermek istediğimiz için. Daha sonra yağlı kağıtlarımızın üzerine alıyoruz. Yağlı kağıdın üzerine koymamızın sebebi şekli bozulmaması için. O yüzden bu şekilde yağlı kağıtlarımızın üzerine koyuyoruz. Kalan hamurlarımıza da aynı işlemi uyguladıktan sonra bu şekilde yağlı kağıt üzerine alıyoruz.
Dediğim gibi buradaki amacımız donutlarımızın bozulmamasını sağlamak. O yüzden yağlı kağıt üzerinde tutuyoruz. Bu tarifi gerçekten çocuklarınız çok beğenerek ve severek yiyeceğinden emin olabilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz. Donutlarımızı bu şekilde kızgın yağda güzelce kızartıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz için donutlarımızı bu şekilde tavamıza alırken zorluk çekmemiş olduk. Amerika'da en çok donut tüketiliyor ve sabah kahvaltılarında genellikle tercih ediliyor. Şeker ve yağ açısından oldukça zengin ve kalorisi bol bir tatlı gerçekten. Birçoğumuzun izlediği yabancı filmlerde çok tanıdık gelen bir sahne vardır. Polis arabası içinde keyifle donut tüketir ve tabii ki donuta eşlik eden içecek güzel bir kahvedir. Yani özetle Amerikan polisinin biricik tatlısı ve kahvaltı öğünlerinin vazgeçilmezi olan donut, kahveye en çok yakışan lezzetlerden biridir. Kızarttığımız donutlarımızı erittiğimiz çikolatalara bu şekilde batırıyoruz. Beyaz çikolata ve siyah çikolata kullandık burada. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz süslemelerinizi. Bu şekilde çikolata soslarımıza batırıyoruz. Çikolatalarımızı eritmiştik bu arada. Üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Biz toz Antep fıstığı kullandık. Renkli şekerlemeler kullandık. Üzeri için yine fındık kullandık. Bu şekilde şekiller verdik üzerine. Çikolata soslarıyla da süsledik. Üzerini nasıl süslemek isterseniz siz o şekilde süsleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi biz bu şekilde süsledik. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldu. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Servis tabağına alıp bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Görsel olarak gerçekten o kadar güzel görünüyor ki. Masanıza da şıklık katacaktır. Çocuklarınız da severek yiyecektir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sizler de tariflerimizi beğeniyorsanız lütfen beğeni ve yorum yaparak bizlere destek vermeyi unutmayın. Thank you.